Burada yoğun bir arı popülasyonu var biliyorsunuz. Bu arıları şimdi bölelim diyorum ben. Farklı konumlara arılar koyalım. Onun için biraz cam istiyorum. Şöyle. Şöyle 5 blok. Şöyle diğerlerinden biraz daha ufak şey yapmayı düşünüyorum. Kafes. Benim wand'ım vardı ha. Şöyle 3 blok yeterli. Yukarıya da şöyle koyalım. Bak mis gibi şey oldu bize. Şu kapıdan da alalım. Heh. Bak çok güzel oldu. Oh. De bakalım. Şunları da koy. Evet. Şimdi burayı tabii aşağısını çimen falan yapmak lazım. Yoksa biliyorsunuz ciddi sorunlar yaşarız. Nereye çiçek için nereye blok koyacaksın? Bunlar önemli sorular. Bunu da böyle koyalım. Şimdi buraya kovan koymamız lazım. Kovansız bunlar nerede yaşayacak, ne yiyecek, ne içecek? Bunlar önemli. Gel gel çöker bir daha. Demir kapıyı da köylü açamıyor. Yani köylü olmazsa sıkıntı olmaz. Köylüyü kapattık kral, o gelemez bir daha. Hive demiştik değil mi? Bir hive nasıl yapılıyor? Böyle yapılıyormuş. Advanced Oak Beehive. He. Oak'um yok mu? Oak aslında şu var. Ay. Şundan yapayım ben. Şimdi diyeceksiniz abi bunlar ne, bunları nereden buldun? Birazdan açıklayacağım. Her şeyi açıklayacağım. Araları tamamen çözdüm ben. Sizi de bu konuda bilgilendireceğim. Hiç merak etmeyin. Rahat olun. O iş bende. Tamam mıdır? Tamam. Birkaç tane hive yapalım biz. Dört tane gibi. Ne istiyor ya? Ha, Shears. 3, 4. 4 tane de bundan. 1, 2, 3. Delireceğim. Şunu da ver. Kim geldi? Biri geldi. Hemen bakıyorum. İkinci ay olmuş. İkinci ay mı olmuş? Kim gelmiş? Mikail Erdal gelmiş. Mikail teşekkür ederim ikinci ay için. Sağ ol, var ol. Tekrardan hoş geldinlerimize. Şu hive'larımızı bir upgrade edelim. Çok güzel. Tamam. Bu da hazır. Buna bir de expansion. Şöyle 4 tane de bundan. Koyalım şöyle üstüne. Tamam. Şimdi buna düz Minecraft tarlalarını koyacağım ben. Düz Minecraft tarlaları burada takılsın. Bunlara bir de çiçek koymak lazım. Dandelion var mı? Şunları bir hatta çiftleştirelim. İki tane de çiçek koyalım. Tamam. İki çiçek onlara kafidir herhalde. Birincisi bu. Şu sandığı şuradan bir al. Şöyle bir şey mi yapsak? Koperino Pastorino Gadget. Zor mu yapılıyor? Çok mu zor? Yine Kurant Transformer falan istiyor bizden. Yaparız ya bundan. Lazım olur çünkü. Yani illa yarın bir gün lazım olur. Bu ne? Kopere koyuyla bırak. Kopere koyuyla yapalım biraz. Bir bak madenlerin de azalmış ha. Haberiniz olsun. Madenler vallahi azalmış.
Temkinli olmakta fayda var. O sırada şunu da göstereyim. Şuraya enerji sorunu yaşadığım için şuraya iki tane daha termoelektrik jeneratör yaptım. Hatta üç tane daha yapmışım. Şunları buradan buraya bağlıyorum. Buraya sokuyorum enerjiyi. Şunların üçünü bir önce burada bağlıyorum. Ondan sonra high voltage'la buraya aktarıyorum. Buradan da sağ taraftan çıkanlar şunlara enerji veriyor. Sol taraftan çıkanlar da buraya gelip bunlara enerji veriyor. Biraz böldüm yani sistemi. Kabloların taşıdığı enerji miktarı sınırlı olduğundan bizi kısıtlamasın diye. Titriyorum var görünce. Aralar çok zevkli bu arada. Ben çok beğeniyorum bu aralar. Bu aralar çok güzel yani. Ama çok cam iş istiyor. O biraz sıkıntı. Gelmişken şurada Blue Bandit falan değil de rezin de değil. Şu lumber'ları alalım. Başka lumber kaldı mı? Yok. İki tane lumber'ımız var. İki lumber için bir yer yapalım. Bunlar içeri girmeden. Tamam mıyız? Değiştirelim. Coparino Pastarino Gadget. Gel buraya geri. Ha, iki tane istiyormuş bundan. Ben bundan yaptım az önce. Allah Allah. Ha, buraya gitmiş. Sonra bir tane low voltaj. Al bunu. İki tane electrum plate. Bir de circuit. Şu glass'tan alalım. Bunlar burada yapıla dursun. Plate yapıyorduk biz. Bunu da böyle koyduk mu? Nur topu gibi bir adet Koperino. Oh, oy. Ya Rabbim sen büyüksün. Aa! Fenalık geçirdim lan. Çok kötü çarpıldık. Vallahi çok kötü çarpıldık. Vallahi fena çarpıldık. Bu kadar fena çarpılmayı beklemiyordum ben. Evet. Biraz daha şarj olsun bu. Siz ne durumdasınız? Sizi biraz çalıştırabilirim ben. Bunları enerji yetmiyor diye kapatmıştım da şu an yeter diye umuyorum. Gerçi bunlar çok enerji kullandığı için medium voltaj bunları kesmiyor galiba. O yüzden şöyle bir şey mi yapsam? Yani korkuyorum ama korkunun ecele faydası yok diye de bir laf vardır. Konuyla alakasını çözemedim bu lafın ama söylemek geldi içimden. Biraz daha çarpılırız. En kötü ne olacak değil mi? En kötü 220 volt yeriz kafamıza. Evet. Yani şu dizelde biriktirdiğimizi kullansak daha verimli olur. En azından bir süre. Baktık çok şey harcıyoruz. Malzeme harcıyoruz. Şu an ama harcadığımızdan daha fazlasını üretiyoruz bu sayede. O yüzden biraz mutluyum. Ama mutlu olmadığım bir konu var. O da şu. Arkadaşlar. Şunun içinde birikme yapıyor diyordum. Şu an yapmıyor. Okey. Onu da çözmüşüm bu drawer'ın yerini değiştirdiğimde. Kaç tane var bunun içinde? 63 stack 64'lük var. Hemp 1024 siteye kadar çıkabiliyor. Okey. Senin fertilizer mi bitmiş? Sana bone mavi atalım. 25 tane de sana atalım.
Güzel. Etanolumuz bayağı birikiyor. O sırada gelip buraya emanetimizi geri alalım. Buraya atarsan ama gerçekten anlaşamayız biz seninle. Copperino diyelim. Şuraya da Cobalion Sonya koyalım. Araya kopyat dedi bana. Araya kopyat dediyse ben şuradan hemen ayarlarımı açayım. Shader'dan. Shadow. Değil, Shadow ne alaka? Particle. Canım Minecraft etti, gideyim de oynayayım bari. Oyna oyna. Makinelerin geldiğini düzenlemeyi düşünüyorsun. Nasıl yani? Nasıl bir düzenleme? O ne lan? Şöyle koysam herhalde olacak. Gayet güzel. Beklentilerimi karşıladı. Tamam. Burada bir sıkıntı var mı? Cam yetmiyormuş, öyle bir sıkıntı var. Cam şurada vardı. Nerede? Burada vardı ha. Arıların kapısına bakar mısın? Kapısına bakar mısın derken? Ne olmuş arıların kapısına? Daha iyi enerji kaynağı bu arada var. Ama onun için uranyum lazım. Uranyum için de arı lazım. Şimdi bugün radyoaktif arı yapacağız. Sonra o bizi sokacak. Arı adam olacağız biz de. Nasıl plan? Bence güzel plan. Toprak yeşillenmeyecek. Gerek yok yeşillenmesine. Bu arada güneş görünce yeşillenebiliyor diye hatırlıyorum sanki ben. Güneş görmesi yetmiyor muydu yeşillenmek için? Ha yok yok, açık bırakmam ya. Delikanlı adamız ve selam. Şimdi. Ne oluyor lan? Arı mı var orada? Plastik binin burada ne işi var? Allah'ım, bütün arılar çıkıyor gidiyor bir yerlere. Kafasına göre geziyorlar. Şöyle lumber. Lumber'a çiçek koymuyorsunuz. Ha mesela bak lumber. Ben bunları geçen yerinde koydum ya, bunlar çalışmıyordu. Neden çalışmıyordu? Çünkü çiçek kullanmıyor bunlar. İstediğiniz bir log. Mesela ben oak wood istiyorum ya. Yere oak wood koyuyorum. Bu oak wood'dan, yani normalde ara ne yapar? Çiçekten polen toplar ya. Bunlar da bu oak wood'dan topluyor. Ve bize şey üretiyorlar. Ne üretiyorlar bize? Eyvallah. Şu çipleri üretiyorlar. Mesela warp sistem. Bunu da ben şey yapmıştım. Arılar bunlardan üretiyor. 3-3 birleştiriyorsun, sana o odundan veriyor. Yani odun farmı kısacası. Air chip. Ne? Bu neymiş lan? Allah Allah. Tövbe yarabbim. İşte buraya giriyorlar. Sonra üretmeye başlıyorlar. Lumber'lar bu şekilde. Normal Minecraft'ları biliyorsunuz bal, düz bal craftıyorlar bize. O da lazım olacağı için. Burada şu spruce'u alabilir mi? Allah pardon, bu nesmiş? Green Carpenter 1 var bunun içinde. Alabiliriz. At bunu. Green Carpenter. Başka Green Carpenter var mı? Var. O zaman bunu da alabiliriz. Şunun bir vasfı yok. Bir de şu kristalin bir var ya, quartz üreten. O da block of quartz'la oluyormuş. Deneme yanılma yöntemiyle öğrendim. Bakın bize quartz comp veriyor. Quartz bize çok lazım. Silikonu biz şu an quartz yapıyoruz ya. O yüzden centrifüjümüze hemen atalım şu quartz'ları. Her biri bunların bir tane quartz veriyor. İkisi de quartz'ı bedava elde etmiş olduk bu şekilde. Silikonumuzu da alalım. Ay. Hayır. Üstüm yine bir kalabalıklaşmış da ben rahatsız oldum.
Konuyla ilgili bir şeyler yapmam gerektiğini düşünüyorum. Hava craftlıyoruz, havalı olmak için. Hayda. Dünkü önce falan mıydı? Bilmiyorum, ben ışık gördüğünde oluyor diye hatırlıyorum da. Bakıyoruz, daha çalışıyor bunlar, daha bir şey yapmamışlar. Burada şimdi burası ikili ama şöyle bir şey yapabiliriz. De yapamayız. Önce buradaki araları almamız lazım. Şu B-cage'lerimi bir alayım. Buradan şimdi ayırmak istediğim başka bir arı var mı? Böyle gri, carpenter, resin falan. Bunlar burada takılsın. Burası bayağı plastik yapmış. Bayağı fazla plastik yapmış. Şunları alalım. Ne yapacaktım ben bunları? Ben şöyle yapacağım bu arada. Şu üstündekileri bir atayım. Tamam mı? Şunları da atayım. Bir nefes alalım. Sakinleşelim. Bana birkaç tane daha kristalin bir lazım olacak. Bir tur bir nether yapıp gelelim biz. Nasıl fikir? Bence güzel fikir. Bu neymiş? Yellow Carpenter Bee. Mason Bee. Ay. Mason Bee. Bakalım. Gold Bee ve Silver Bee yaparken lazımmış. Bunu al. Bunun içinde ne var? Bırakamıyorum ki. Bunlara geleceğim birazdan, dur. Nasıl işaretleyeceğim ben burayı? Waypoint. Mason, gel buraya. Mason aldık. Sen nesin? Sen arısın. Sen yellowsun. Yellow Carpenter Bee. Green ile birleştirme Lumber oluyor. Gereksiz. Gereksiz. Geç bunu. Sen kimsin? Neon Kaku. Bunlardan bir şey yapılmıyor değil mi Neon'dan? Evet, çok gereksiz bu da. Denizde neden yaşadıklarını ben bunların anlamadım ama öyle seviyorlar herhalde. Saygı duymak lazım. Yani denizde yaşayanları ilk defa görüyorum ben. Neyse, Mason bulmamız güzel oldu bu arada. Mason sıkıntılı. Bunlarla gold mall silver yapılıyormuş. Gold üretiriz. Su niye bu kadar güzel görünüyor ya? Bu kadar güzel görünmüyordu bu su. Allah Allah. Bozuldu mu acaba? Şuradan Nether'a gidelim biz. Ben bu Nether'a nasıl gidiyordum? Burada delik açmamışım ben. Açmışım. Çok aşağıdaymış bu da. Ben Nether'a niye böyle gittim peki? Niye abi şeyle gitmedin demediniz bana? Waystone'la. Bu arada gerçekten masal olması çok peki, hayda. Yosunlardan polen yapıyorlar. Ondan da altın mı üretiyor yosundan? Vallahi helal olsun. Gerçek bir arıymış. Şimdi şu kristalin birden birkaç tane daha lazım. En azından bir tane daha lazım bize ki çiftleştirebilelim. Mesela siz arkadaşlar bir adet kristalin bir olsanız nerede olurdunuz? Bunlar nesli çıkıyor. Bunların nesli de şöyle. Bunlar nedir? Kuars or. Aa, dur, şeyi unuttum ben. Bir dakika. Bizde şöyle bir şey vardı. Nerede görevim benim? Burada. Interactions with crafting table. 256 kere interact yapmışız crafting table'la.
Arıların şeyi. Heh, nest locator. Şöyle bir şey varmış. Bundan yapmak lazım. Şunu ben merak edeyim. Öldürmek istiyorum bir kere ya. Ne çıkıyor bunlardan? Hiçbir şey çıkmadı bize. Nest locator. Bir pusula. Bir de note blok. Birleşince ne oldu? Bir adet nest blok oldu. 83 metre ileride bir tane nest varmış mesela bak. Kapımı kapatayım da giderken. Bunu da çıkarmasın. Bu yakındaki nestleri umudunu sağlıyor arkadaşlar, pusula gibi. Evet, bir nest. Evimizin dibinde varmış. Keşke en başta bunu yapsaymışız. Değil mi? Neler yapmadık acaba? Burada karpuzlarımız da büyümüş. Neyse, onlar çok mühim değil şu an. Mühim olan şey şu. Bizim arkadaşlar gitmemiz lazım. Önce bir adet diamante alıp şu pickaxe'imizi tamir etmemiz lazım. Tabii ki de yok etmişiz bazı şeyleri. Tamam, Allah. Şimdi bunda neon kako vardı, bu boş iş. Biz ışınlanacağız. Nerede benim? Şu evin içinde. Doğru. End'in bir ucu değil. Nether bilmem ne. Buraya geldik. Şöyle Nether Quartz'a tıklayınca mesela bana en yakın Nether Quartz Venus'in yerini gösteriyor. Arkadaşlar haberiniz olsun. Tuzet metre diyor. Ha, yer altında mı? Bitmeyen bir yanma bu arada. Bir yanma düşündüm, bitmiyor. Kardeşim nerede bu? Şunlar değildir değil mi? Değil. Bir yemek yiyin de. Öleceğiz yoksa. Bu arada doğru dedi, yukarıda olabilir. Yukarıda bakalım be. Evet, yukarıdaymış. Ha, bunu kırdın tabi, bu gitti. Important foundations dedi bana. Neden dedi onu? Important foundation. Allah Allah. Neyse. Bir tane daha yapalım. 70 metre uzakta bir tane daha varmış. Şurada mı? Altımızda veya üstümüzde. Altımızdaymış. Neredesin? 7 metre. Çok güzel sesler geliyor. Bulamıyoruz. Allah Allah, hayırdır inşallah. Üç metre diyor.
Evet. Aldım mı nesti ben? Yo. Bir anda gitti. Ha, yerde mi? Tamam, bulduk. İçinde de kristalin bir var. Okey. 3 tane. 3 tane kafi mi? 3 keser mi bize? 4. bulalım mı? Bakalım, kolaysa alalım. Ya sen ne yapıyorsun ya? Sen nasıl bir canlısın? Bunun amacı ne bu? Ne bu ya? metre diyor. Beş metre. Şunlardan biri nest. Bakalım aldık mı nesti? Alamamışız. Yok, o zaman sağda ve solda. Şu yönde. Sen misin? Değilsin. Valla bir şeyler alıyorum ama ne aldım ben de bilmiyorum. Evet, üçüncü nesli de aldık. Bir tane de daha, 4 yeter. Nasıl döneyim ben buradan? Waystone Shalala'ya gidelim. Çok sıcak oldu bak yine. Yine çok sıcak oldu, böyle olmaz. Vallahi bak. Bu kadar sıcakta yaşayamayız. Enerjimizde 125 kalmış. Güzel zamanda geldik. Bunu atalım buraya. Atamıyoruz. Al bakalım bunu. Tamam. Şunları şöyle atalım. Sen git. Bunda ne vardı? Kristalin bir. Ha. Bir tane sen de. Şu boş, bunu boş ver. Kristalin bir içinde bir yer yapalım. Cobblestone'u ver. Kristalin B'ler iki konuda önemli. Önemli olduğu ilk konu kuars üretimi. Kuars veriyor bize. İkincisi de radyoaktif arı yapmak için demir yapmamız gerekiyor. Demiri de kristalinle yapıyorsun. Şuradan biraz daha yer açalım. Ceren gelmeye çalışıyor. Evet. Her şey kontrol altında, sıkıntı yok. Şurayı şöyle bir kapatalım. Tamam. Bunu da buradan alsak mı ya? Gitmiyormuş mining damage'ine ama spawn değişecek diye çok kurcalamak istemiyorum. Yani istediği hiçbir şey şu an üstümüzde yok. O yüzden biraz zorlandık. Glass alalım. Bir de hive alalım. Başardık mı? Başarmışız. Şu glass door'dan yapalım. Jungle glass door. Nerede jungle? Jungle. Gayet güzel. Şimdi buraya quartz blok koyacağız. Block of quartz. Bir tane koyalım. Aralarımızı buradan çıkartalım. Çık bakayım. Nasıl çıkartacağız bu arayı buradan? Var mı fikri olan? Dur, diğer taraftaki kristalini getireyim acaba.
çıkartalım şuradan. Kristalin biri burada. Bu plastik yok. Bu da plastik. Kristalin çıkar mısın dışarı? Sayın Kristalin lütfen çıkar mısınız dışarı? Lütfen açar mısınız kapıyı? Sayın Kristalin. Bunu çıkartamıyoruz. Nasıl çıkartacağız bunu? Can isteyince mi çıkacak? Mantıklıymış bu arada. Shift tutabildiğini unuttum ben. Ama kristalini çıkartamıyorum. Ceren burada bekle, kristalini çıktım, al kristalini. Burası ne durumda? Yapıyor bir şeyler. Siz çip yapıyorsunuz. Sen içeride, bu hala içeride. Bunu ateşle çıkartabilir miyiz? Stack battle koy. O kadar cam yok ya, ondan koymuyorum. Al getir buraya. Ben çok cam yapmam lazım. Bayağı cam yapmam lazım. Kapıyı açamıyor ya. Kristalin değil mi bu? Evet. Şimdi iki kristalinimiz var. Üçüncü de geldi mi? Geldi, tamam, bu da boş. Güzel, bundan da kurtul. Şunun da çıkması lazım. Bunlar şimdi kuarsla falan mı çiftleşir acaba? Yoksa normal çiçek de mi? Dandelion deneyelim bakalım. Evet, yeni bir bal var mıdır? Var var, bol bol var. Aşırı fazla balımız var. 100 tane şişe var, 160 tane honeycomb var. Bir de honeycomb blok daha var, 12 tane. Bu kardeşimizin çıkması lazım buradan. Ha, nest is empty. Tamam. Kaç? 4 artı 1 yavru değil mi şu an? Çok güzel. Bak, 2 tane quartz comb çıkarmışlar bile. Helal olsun be. Gel bakayım şöyle. Tamam. Burada quartzlar takılsın. İlerleyen zamanlarda lazım olacak bize bayağı bu quartzlar. Plastikler de burada takılsın. Gerisi zaten çok önemli bir şey yok. Gerisi çok önemli bir kullanım alanı yok. Şunları atalım. Şimdi bize şöyle bir şey lazım. Sturdy'yi geri alayım. Bana bir tane Nomad Bee lazım galiba. Bak, bizim hedefimiz şu. Radyoaktif. Bu da radyoaktif aradan çıkıyor. Explosive Bee. Bee'ye TNT diyor. Bunu yaparız. Iron Bee de kristalin ve eşi mining. Bu da sand, gravel, 4 nesneden falan çıkıyormuş. Nasıl ya? Ha, grid ass bitmiş. Bakalım. Bu deliklerinden arayalım. Az kalsın yine 220 volt yiyorduk. Şey değil de direkt 4 olan yok mu? Ha. 4 nest yokmuş. Şu gravel bulursak bir gravel bakalım. Gravel nest, o da yok. Sand var mı? Sand de yok. Tekrar bakalım. Yapabiliyor muyuz bunu? Incubation'da honey thread verince bir şey oluyormuş ama bu nasıl kullanılıyor bilmiyorum. Egg diyor, honey thread diyor. Ha, gen sample'ıyla. Gen sample, o olayı bilmiyorum ben. Gen sample başka bir şey. Şuradan bir daha bakalım. 4 nest, sand nest ve gravel nest. Bu üçünde
Çıkabiliyormuş. Bakalım. Belki buluruz. Biraz dört arayalım. Kırıyorum bakalım. Aha. 100 metre çevrede olması lazım ya. 100 metre range olduğu için biraz zor bulunuyor. Burada bir yerde. Ha bu. Evet. Blue Banded Bee var. Yazıklar olsun. Sadece yazıklar olsun diye biliyorum. Blue Banded neymiş? Yani ağaçta yetişiyormuş bu normalde ama nasıl olduysa buraya gelme kararı almış. Saygı duymak lazım tabii kararına. Biraz dört nest arayalım. Biraz az spawn oluyormuş bunlar ya, onu fark ettim. Diğerlerini bulmak daha kolaydı. Daha sent bakalım. Çöle gidelim ama dediğiniz gibi çölde bakalım. Ne yapıyorsunuz şu an? Bileyim de belki bir şey söyleyebilirim, yardımcı olabilirim. Arı arıyoruz. Arı arıyoruz da ilginç bir şey oldu. Cümle oldu. Çöl, istediğin çöl olsun ya. Çöl bulunur yani, ne olacak? Çöl dediğin nedir ki? Biraz da sen de arayalım. Bu arada bu nest locator olmasa imkansızmış bunları bulmak. Onu fark ettim şu an. Çöl nerede var? Şu civarlarda var galiba. Yılan Serdar'ın mekanından biraz ilerlesek şöyle. Aha. Ne tarafta? Burada. Eşi mining bir. Çok güzel. Bunu alalım. İçinde bunun eşi mining bir kalsın. Başka var mı? Tane daha varmış. Nerede? Ha bu. Chucked Mining Bee. Bunu da al. Bunlar hepsi lazım olur. Bak çölde çok varmış. Aklınızda olsun. Bunu da öğrenmiş olduk. Arı arıyorsanız çöle gelin. Eşi Mining Bee. Bir tane daha bulduk. Çok güzel. Çok güzel. Kaybedersek falan diye bol bol alalım. Evet. Taffy falan boş ver. Gunpowder al. Anvil ne işe yarıyor bilmiyorum. Bu kadar çok gereksiz şeyi bir arada görmedim ben. Helal olsun valla. Mod yüklemeyi. Mod yükleme öğretmeme gerek yok. Mod paketini hazır. İndirip oynayabilirsin direkt. Diğer türlü de mod alıyorsun. Mod klasörün içine atıyorsun. Aha. Geliyor lan. Üstüme ilk sağlık. A dostlar. Neymiş lan bu? Çok hızlı geliyor ha. Şuraya bak. Vuruyor vuruyor fırlatıyor beni. Oo, Emerald falan çıkıyor içinden. Bu şey galiba etraftan topladığı şeyleri atıyor gibi bir mantık var. Bunlar kim? Desert Bandit mi? Enchantli bunlar. Şu haydutlardan kurtarmamız lazım arkadaşlar.
Oy, Tarantula Hawk var orada. Ben keşke tabancamı alsaydım ya. Tabanca da değil, Railgun. Oy, ölüyoruz. Yemek yiyeyim hemen. Her şey kontrol altında, sıkıntı yok. Emanet almadın değil mi ben? Hatırlattım, bir daha çıkarken emaneti alayım ben yanıma ya. Emanetsiz gelinmez buralara. Bak, haydutlar manetler yolumuzu kesiyor. Adam yakmaya geliyor bize. Tarantula Hawk var. Şu an mesela çok rahatsız etmiyor benim. Neden bilmiyorum. Eskiden çok daha rahatsız olurdum. Alıştım galiba göre göre. Alışamadığım bir şey varsa orada Cave Centipede. Burada fırtına da yok. Bunlar ne arıyor burada acaba? Fırtına olmadan çıkmıyordum normalde bunlar. Eşi mining bir. Yeter. Yeter, dönelim artık eve ya. Benim şu bir de ölüm noktalarını bir temizlemem lazım. Çok canım sıkıldı artık. Şuraya bak, her yerde ölüm yeri var. Map'i göremiyorum ölüm şeylerinden. Evet. Bilmiyorum Ageman. Bu ne, Daruda Sandstorm? Aynen öyle. Dev sinek mavi. Klavyeden delete'ye basınca ne olmuyor mu? Bilmiyorum ki. Denemedim hiç. Terrakot değil. Şunları da at. Evet. Şimdi. Burada bu olmasaydı bu çok güzel olacaktı. Bu Cocker'ı kim... Flenzi neredesin lan? Server'da mısın? Flenzi çabuk buraya gel, al şu Cocker'ı buradan hadi. Geldin, Cocker'ı koydun buraya ya. Aralara yer yok. Koyacak. Şurayı şöyle yapalım bari. Biraz yer açalım. Krab 5 veya 1 saat sürüyor bunu kırmak ya. Arı yerlerini üst üste koyamaz mısın? Koyabiliriz ama ne kadar verimli olur bilmiyorum. Bir de giriş çıkışı olur. Ben gitmişken keşke sen toplasaydın bu arada. Sendin bayağı azaldı yine. Şunlardan da kurtulalım. Neymiş? Guster Eye. Gust Maker. Pocket of Sand. Allah Allah. Merak ettim bu da. Ne işe yarıyor acaba bu? O deri zırhları böyle parçalayabiliyormuşuz. Deri zırhın var mı hiç? Öyle de yok. Bileydim, topladım deri zırhları. Neyse. Kokır kırsa da banyayabilir. Ya belli olmaz Yusuf. Ren her şey olabilir Flenzi'ye. Glass diyelim. Alalım bakalım. Şunları da ver. Bu chocolate mining bee. Bu ne işe yarıyor? Bu redstone ve quarry bee yapmaya yarıyor. Quarry de herhalde bir şey yapıyor. Stone, sand ve gravel üretiyor sanırım. Digger'la birleşmesi lazımmış. Gravel veya stone nest'te bulunuyormuş bu. İyidir Yusuf, vallahi bak Yusuf ilk defa iyi dedi. Şuraya gelelim.
Herhalde buraya kadar gelecek diye düşünüyorum. Tamam. Yanlış oldu. Undo. Bunu şöyle döndüreceğim ben. Kapısı burada olsun. Tamam. Ver jungle door ver bana. Jungle diye glass door. Tamam. Şunu da al. Hive. Expansion'ı da alalım. Şimdi buradaki eşi mining bee'yi çıkarmamız lazım. Çok zor oldu. Eşi mining bee'miz burada. Eşi mining bee ne üretiyor peki? Bir şey üretiyor mu? Çiçekle bir şeyler üretiyormuş. Bir bakalım eşi mining bee'nin ne ürettiğine bakalım bir. Buraya bir dandelion koyalım. Yapıyor musun bu şeyler? Bu çiçek oluyor mu buna? Herhalde bütün çiçekler oluyordur yani. Bu görünüyorsa burada böyle. Evet. Bir bakalım o hallesin. O sırada buradan bir tane kristalin bir çalalım. Pardon. Üretimini yapsın ondan sonra bakalım neymiş ne değilmiş. Şunları da at böyle. Biraz çiçek toplayayım ben ya. Çiçeğim çok azaldı. Hem çiftleştirmek için lazım olacak çiçek. Hem de üretim için biliyorsunuz arada çiçek olmadan nasıl üretecek? Bunlar neymiş? Yarov. Bunlar da olur herhalde. Modun çiçekleri de oluyor. O yüzden çok iyi ya. İlla vanilla çiçek istemiyor. Sen ne çirkin bir yaratıksın ya. Aynı Yusuf'a benziyor. Lan var ya.